Fazla açık uyurdu o yüzden. Uyur pozisyonda çıkarttılar. Ya buna belki inanmayacaksınız ama gerçekten ten kokusunu aldım. Evladımın ten kokusunu aldım. Ve uyuyor. Kalbine elledim, nefesine baktım. Gerçekten steteskop istemekte haklılar. Sonra ben o arkadaşlara da konuştum. Abi dediler yani hani biz de dedik ki bulduk fakat e, vefat etmişti sonrasında e, hatta Ece yani küçük kızımı görememişler anneyle e, Eylül arasına bir, bir tahta parçası gibi bir şey girmiş yani kızım da o yüzden te, şeyde mesaj diyor ki anladım. göremiyorum bulamıyorum onları diye telefon onun deindeydi büyük ihtimal yani anneden almadı sonrasında e, eşim o konuda e, çok eğitimliydik. Yani biz ailece eğitimliydik. Şöyle anlatayım size. Yani bu yatak, burada dikey kolon, yatay kolon ve giyinme dolabını buraya koymuştu. Yani giyinme dolabı, yatay, dikey. Tam bu ara onların yaşam üçgenini kuracağı yerde. Yatağı bile ona göre dizayn etmişti. Keza orada çıktılar. Hayatta işim şeye gitmez. Yani merdivene koşmanın en büyük hata olacağını bilenlerden deprem eğitimi almıştık. Çocuklar da almıştı. Onlar da hemen kapanıyordu. Anneleri de üstüne kapanıyordu. Ben de onların üstüne falan. Böyle tatbikat yapıyorduk biz sürekli. Sonrasında Ece o taht yani aradaki parçayı çıkarınca Ece'ye ulaşıyorlar. Ece annesinin yanında. O daha 6 yaşında olduğu için küçük olduğu için gözükmüyor. Sonra eşimi çıkarttılar. Eee Yani şöyle üçünde de ten kokusunu, üçünde de o yumuşaklığı, yanağının özellikle Ece dediğim tombul yanaklı bir kızdı. Ece'nin o yanağının yumuşaklığına kadar hissettim. Sonrasını çok hatırlamıyorum. Yani bir, bir saat orada kayıp bende. Ee, Sonrasında işte ama Elif e, telefona ulaşmıştı ve telefondan <laughs> da e, size ve ananesine e, ulaşmaya çalışmıştı aslında. Evet, o kısımda da şöyle durum. Tabii elinde telefon çıktı, fakat e, yani çıktı. Ben alıp kız kardeşime vermişim. Hı hı. Telefon benim ta aklıma İstanbul'a getirdik, İstanbul'a defnettik sonrasında aklıma geliyor. Yani bir telefon vardı diyorum. Telefonu şarja taktım. Tabii pin kodu eşimin telefonu. Pin kodu desenini falan bildiğim için açtım. Whatsapp'a girdim. bir o an benim zaten çok net ee, o Whatsapp mesajını görene kadar çok daha metanetli bir adamdım. Çok daha bakış açım çok başkaydı. Fakat o mesajı dinledikten bugüne kadarki sürecim çok başka. Yani kızımın, evladımın çabasının olup o korkuyu yaşayıp o ben her yerde söylüyorum. Karanlıktan korkar diye Eylül. Yani karanlıktan korktuğu için de ona ayrı bir zindan olmuş orası. Oraya ona ayrı bir işkence olmuş. Ben yani bunu anlatamıyorum. O bana beni çok üzdü. Yani özellikle Eylül için. Ece ve annesi zaten korkmazdı da Eylül karanlıktan korkan bir çocuktu. Bu bu ayrı bir acı. Dinledikten sonra bir kere dinledim. Başka dinlemedim. Ee, sonrasında günler aktı. Şimdi kızımın e, ses kaydını bir tarafa bırakın. Korktuğu için de bol bol fotoğraf çekmiş. Flaşla. Saat 2'ye kadar. Öğleden sonra iki, iki buçuğa kadar galeride bayağı bildiğiniz video çekmiş, fotoğraf çekmiş, kendine mesaj atmış. Bak bu çok önemli. Benim için çok önemli. Başkasını düşünür bilmem. Yani kızım seni seviyorum diye kendi hattına mesaj atıyor. Nasıl bir yalnızlık içindeyse orada. Kendi hattına seni seviyorum diyor. 112'yi aramış. Bak burası da benim için. Ya dedim ki çok şükür ne kadar güzel bir evlat yetiştirmiş. 112'yi aramış. Saat kayıtları var. Yok yani ulaşamamış. Bana beni defalarca aramış. İki hattımı da aramış. WhatsApp SMS dahi atmış. Bak SMS. Hadi WhatsApp'ı anlıyorum. Ya SMS aklım almıyor. Baba enkaz altındayım diye SMS atmış her iki hattıma da. Ya o SMS dahi gitmemiş. Ya yani ben o kısmı çözemiyorum. Şimdi burada konu ne biliyor musunuz? Bu anlattığım şeyleri az çok kamuoyu Artık biliyor. Ama bence bilinmeyen bir taraf var. Yani evet kızlarım, eşim ve benim gibi binlerce kız, çocuk, anne, baba vefat etti. Ya Buradaki konu bence çok başka. Biz hep yapıldı mı yapılmadı mı diye konuşuyoruz. Geldiler mi gelmediler mi? Yani bunu konuşmaya, yani bunu bana sormanıza... İnsanların çıkıp bunu anlatmasına bence gerek yok. Orada bizim Hatay nüfusu ortalama bir buçuk milyon Hatay nüfusu. Antakya, şu an tamamen afaki konuşuyorum 600 bin bandı. 600 bin kişi, Hatay'da olan 600 bin kişi o gün yani eğer gözler görüyorsa, kulaklar duyuyorsa, enkaz altındakiler hariç hadi 300 bin kişi olsun, 200 bin kişi olsun neyse yani herkes enkaz altındakilere dahil gerçi. Yani bunu gördü zaten. Şimdi ben bunu söyleyince ya da herhangi biri bunu söyleyince bu sıkıntı oluyor. Ya bu sıkıntı olacak bir şey değil. Bunun e, ben sizin yayına katılmadan da önce yani size de bahsettim. Cumhuriyetteki arkadaşa da bahsettim. Demirören medyaya da bahsettim. Ben siyaset için bunu yapmıyorum. Konuşu. Bu telefon bana ulaştı. Şule Hanım. Ben de sizler aracılığı yani medya aracılığıyla çok şükür ki kızımın sesini duyurabildim. Ama ben hiçbir zaman şunu söylemedim. Enkaz başında çalışırken de şimdi de. Bu ses benim kızımın sesi değil. Bence bu ses Hatay'ın sesi olmalı. Yani bu ses oradaki o bulunamayan telefonlarda belki de var. Enkaz altında telefon kalmıştır, kırılmıştır. Belki onlar da çabalamıştır. Belki anne babasına ulaşamayanlar, cenazelerine ulaşamayanlar. Ya bence herkes çabaladı orada. Benim gördüğüm bu çaresizlik, Mümtaz Gözce özel bir çaresizlik değil. Değil. Yani bunu asla ben böyle anlatmıyorum. Ben sadece yaşadığım gördüğümü anlatmakla mükellefim. Başkası başka bir şey yaşam. Bizim Hatay'da, Antakya'da her dairenin bence acısı başka. Bakın her apartmanın demiyorum. Her dairenin acısı çok başka. Ve bunun benim hoşuma gitmeyen kısmını söyleyeyim. Ya bu bunu kesinlikle ve kesinlikle ölümün rengi, dili, dini olmaz. Amerikalı da vefat ettiği zaman üzülüyor, Çinlisi de vefat ettiği zaman üzülüyor. İşte efendime söyleyeyim Türk de vefat ettiği zaman üzülüyor. Doğum ve ölüm bu duygular bu, e, evrensel kavramlar. Doğduğu zaman sevinilir, vefat ettiği zaman üzülülür. Şimdi bu böyle evrensel bir kavram varken, böyle bir vefat varken, böyle bir insanların canını, malını kaybettiği bir dönem varken e, konunun başka yerlere çekilmesi, bak ben çok düz bir konuşacağım. Benim aklım mantığım almıyor. Burada bir insaniyet var. E, sosyal medyalarımda da paylaştım. Benim en çok mutlu olduğum, bakın İlhan abi, İlhan Akal. İzmir'den çıkmış gelmiş. Sinan abi oradan çıkmış gelmiş. Öbürü Kayseri'den çıkmış gelmiş. Kimse kimseye orada dilini, dinini, memleketini, mezhebini sormadı. Hiç kimse. Biri bir kutu suyla geldi, öbürü bir kamyon suyla geldi. Bunların hepsine eyvallah. İkisi de aynı şey. Yani yardım etmeye gelmişler. Orada biz millet olarak o kadar bütünleştik ki. Benim şu anda mesela size yayından önce de bahsettim. Kepçe operatörü İzzet vardı. Yani çocuk ben daha böyle bir şey görmedim. Yani öz onun da iki evladı var. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani uyumadı çocuk ya uyumadı. 24 saat esaslı kepçeyle çalış çalış. Yani artık gözler şişti, ayakları şişti çocuğun. Abi yok diyor halen çalışmam lazım. Şimdi biz böyle bir güzel düzendeyken yani halk oradaydı, gönüller oradaydı ama canım, elinde bir imkan yoktu, yoktu. çıkarabilmek Şimdi biz hala diyoruz ki Afat geldi mi gelmedi mi? Ya abi ya bunu bence sormam sormamızın konuşmamızın bence ya bu benim fikrim. Hiç gerek yok. Burada gidin ki Hatay'da gerçi Antakya'da kimse kalmadı da. Şu an ben size herhangi telefon rehberimden numara seçeyim Antakya'da herhangi birini arayın. Buyurun. İstediğiniz Herhangi birini arayın. Bunu ben değil ki. Bunu yüz binler söylüyor. Evet. Ya yani bu gizli bir gerçek değil artık. Yani fakat bizim hepimizin yani ben bu iki gündür binler yani yüzlerce kişi binlerce kişiyle görüşüyorum. Ya yani herkesin sorunu aynı şu Hanım. Konu ne biliyor musunuz? Burada bir hata yapılmış olabilir. Eksiklik olabilir. Yani herkes her şeye yetişemez. Ama ya en azından bir Çıkın deyin ki biz buna bir soruşturma açıyoruz. Bak bak çok kolay bir süreç. Haraklısın. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Haraklısın. Bir baba olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Benim tek istediğim, ya desin, de, şunun denmesini istiyorum. Ya evet bu konuda haklısınız, özür dileriz. Yani evet biz biz bunu sonradan farkındaydık. vardık. Çünkü Antakya'nın adı üçüncü günden sonra habere düşmüş. Ben bilmiyordum bunu. Buraya dönünce öğrendim. Yani Antakya evet. depremde Maraş, Malatya, Adıyaman geçiyor ama Antakya geçmiyor. Ya yani Ben en azından böyle biliyorum. Siz buradaydınız. E, sonradan Antakya'nın bu kadar enkaz olduğu, bu kadar felaket olduğu. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Afat'ı bir kenara bırakalım. Gerçekten bir kenara. Yani Afat benim için, herkes için konu olabilir Benim için değil. Benim için konuşu. Bizim orada Antakya Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesi var. Valilik var. Kaymakamlık var mülki idari amirler var. Ya abi hiçbiriniz yani iç işlerine ya bir üst kurumunuza ulaşıp bunu nasıl bildirmezsiniz? Nasıl bildirmiyorsunuz? Yani bunu bana keşke karşımda biri olsa dese ki yani şu sebepten oldu. Sizin, siz bana cevap verin. Neden bildirilmemiş olabilir? Üç gün çünkü ben bunu Antakya'lı olan herkesle konuşuyorum. Kimsenin mi cevabı yok buna biliyor musunuz? Yani bu kadar belediye var, bu kadar valiliğin çalışanı var, kaymakamlığın var, büyükşehir belediyesinin var, küçükşehir belediyesinin var, Antakya belediyesinin. Neden kimse kimseye ulaşamıyor? Ben bir